haber akışını görürler. İşte çalışanlar, faturalar, ödemeler, tedarikçiler böyle bir kargaşa içerisinde bir açıklama geldi. Onun satışını görüyoruz. Şimdi o bir miktar oradan dönüyor. Şimdi Yataş'ta bir benim beğendiğim ama gitmeyen kağıtlardan biri. Ben hala bu haber akışının tabii ki desteğini ya da kösteğinin görüleceğini şerh düşüyorum. Hani ne olacağını göreceğiz. Şu an için aslında tekniği bir sıkışmanın devam ettiği yönünde. Yani ben yukarı yönlü hareketi bekliyorum ama hani illa bir teknik hareket beklemek gerekirse bunun 37 özellikle hatta 38-20'nin üzerinde devam etmesi lazım. Yani kısa sürede 38-20'nin üstüne geçmesi lazım. O hareketin içerisindeyken tam bu haber sıkıntısı geldi. Aşağı tarafta da 30'un altına kaymadıktan sonra 30-40'ların altına kaymadıktan sonra bu sıkışma devam edecek. Bir tarafa doğru kırılma gelecek. Ben yukarı bekliyordum bu kırılmayı. Sadece bu son dönemdeki haber akışının ne olacağına bir bakalım. Belki orası etkileyebilir. Hala portföylerde %5, %10 arası geçilmeyecek şekilde taşınması gerektiğini düşündüğüm sektörlerden, yani taşınabileceğini düşündüğüm sektörlerden ve kağıtlardan biri Yataş. Fakat dediğim gibi bu haber akışı biraz daha net şey olursa, gerçekleşir, netleşir, üzeri kazanırsa gene bir konuşuruz.